Herkese merhaba. BGM Matematik Okuluna hoş geldin sevgili arkadaşlar. Bugün 7. sınıf öğrencilerimizle rasyonel sayılarda toplama çıkarma işlemlerini yapacağız. Bol bol örnek çözeceğiz. Size de örnekler soracağım. Yani etkileşimli bir ders olacak. Bundan önce yaptığım diğer 7. sınıf videolarını izlemediyseniz aşağıdaki açıklama kısmına eklediğim linkten ya da oynatma listelerindeki 7. sınıf video listesinden ulaşabilirsiniz. Bu ilki derslerimizi spoiler yayınlarının yeni nesil matematik defterindeki alıştırmalar üzerinden yapıyoruz sevgili gençler. Dilerseniz kitabı edinerek beni oradan takip edebilir. Ya da dersi benden dinledikten sonra video sonunda verdiğim ödevleri kendi kitaplarınızdan yapabilirsiniz. Bir de video sonunda konuyla ilgili sürpriz bir soru soruyorum. Konuyu anlayıp anlamadığınızı ölçmek için onu da çözmeyi unutmayın. Tabi başlamadan önce yeni videolarımızı kaçırmamak adına aşağıdan bildirimlerinizi açabilir. Konu istekleriniz olursa da yorum kısmına yazabilirsiniz. Önce mutluluk, sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Konuya başlamadan geçen haftaki video sonundaki soruyu çözerek başlayalım. Sorumuz bir sıralama sorusuydu. Soruyu çözerken ya altları ya üstleri eşitliyorduk. Burada eşitlenmesi gereken üstte a'yı bilmediğimiz için altları eşitleyeceğiz. Zormuş gibi gelebilir ama siz bu 17'yi 3 ile çarptığınızda 51 yapıyor. 3'ü 17 ile çarptığınızda yine 51 yapıyor. Yani bunu genişlettiğinizde 3 kere 8 24 bölü 51. Bu A bölü 51. Bu da 17 kere 3 34 bölü 51 yapıyor. Yani bizim A sayımızın alacağı değer 24 ile 34 arasında olacak. Bu da 27'ye denk geliyor. Sorumuzun cevabı B şıkkıydı. Ödevimize bakalım. Beni spoiler yayınlarından takip eden arkadaşlar 60, 61 ve 62'deki sayfaları çözecekti. Kendi kitaplarından takip edenler en az 2 test çözecekti. Herkes ödevini yaptı kabul ediyorum ve yeni konuya başlıyorum. Evet konumuz kolay bir konu aslında. Sizin yıllardır kesirlerde toplama çıkarma olarak bildiğiniz mevzunun tabii işin içine negatif girince zorlaşıyor biraz. Biraz da karışık sorular sorabiliyorlar ama mantık olarak çok kolay. Tabii işlem olarak biraz zor olabiliyor. Burada bundan bahsedeceğim. Temelde dediğim gibi kolay sorular. En yani yapmanız gereken tek şey paydaları eşitlemek. Eğer tam sayılı a tam b bölü c gibi bir sayı varsa istersen bunu a artı b bölü c ya da bileşiğe çevirerek işlem yapabilirsin. Benim size tavsiyem bileşiğe çevirerek işlem yapmanız. Sonuncu olarak da eğer sana bir tam sayı verirse mesela 2 dedi 2 artı 3 bölü 5 derse bunun paydasına 1 yazıp diğeriyle eşitleyebilirsin. Tamam. Mevzu böyle. Şimdi en temelden kesirlerde toplama nasıl yapılıyordu onu anlatacağım. Sonra işin içine negatif sayılı işlemler de koyacağım. İyice konuyu öğrenmenizi sağlayacağım. Tamam. Hemen temel basit birkaç örnek sorayım. Mesela 2 bölü 3 artı 1 bölü 3 nedir? Kural neydi? Paydalar eşit olsun. Eşit mi? Evet. Bak bunlar eşit olduğu için üstleri topluyorsun. 2 artı 1 3. Yani 3 bölü 3 diyorsun. Bu en temel kural. Bazı sorularda paydalar eşit olmuyor. Mesela 2 bölü 5 artı 3 bölü 10 diyor. Burada ne yapıyoruz? Paydaları biz eşitliyoruz. Bak bu 5 bu 10 olduğu için bunu 2 ile genişlettiğimizde bu size basit gelebilir ama ben temelden alıyorum tamam mı? Çarpalım 2 kere 2 4 çarparken hem üst tarafı hem alt tarafı çarpıyorsun. 2 kere 5 10. Burası 4 bölü 10'a döndü. Burası zaten 3 bölü 10'du. Bak artık eşit olduğu için üstleri aradaki işlemi uyguluyorsun. 4 artı 3 7. Yani burası 7 bölü 10'a döndü. Bu da tamam. Bu da ikinci seviye. Üçüncü seviyede az önce bahsettiğim bileşikle tam arasındaki ilişki. Mesela dedi ki 2 tam 1 bölü 3 eksi 1 tam ne olsun 3 bölü 5 dedi. Böyle bir soruda dilerseniz tam kısımları birbirinden çıkarabiliyorsun. Bak 2'den 1 çıktı yapabilirsin. Burada 2'den 1 çıkıyor. Bazen bu 1 ile 2'nin yerini değiştiriyor. Ondan dolayı size tavsiyem bu tarz soruları çözerken bileşiğe çevir Peki nasıl çeviriyorduk onu hatırlatayım. 3 ile 2'yi çarp yukarı ekle. 3 kere 2 6 yukarı ekle 7. 7 bölü 3 eksi. 5 kere 1 5. 3 ekle 8. Burası da 8 bölü 5. Bundan sonrası az önceki soruya benziyor. Payda eşitliyoruz. Bunu 5 ile bunu 3 ile genişletiyoruz. Çarpılmış hallerini yazalım. 5 kere 7 35. 5 kere 3 15. Eksi 3 kere 8 24. 3 kere 5 15. Artık çıkarabiliriz. Paydaları eşitledik. 35 tane 24 çıkar. 11, 15 paydamız oluyor. 11 bölü 15. Bu üç temel ana soruyu çözebiliyorsan mantığı anladın demektir. Şimdi de tam sayılarda yani negatifli pozitifli karışık işlemlerde ne yapacağız ona bakalım. Burada buraya kadar öğrettiğim bilgileri kullanarak bu iki soruyu çözmeni istiyorum. Birkaç saniye bekleyeceğim. Sen videomu durdur ve çözmeye çalış. <laughs> Evet, ilk sorumuz temel bir soru. Ne var? Bakın paydalar eşit değil, eşitleyeceğim. 5 ile 75 nasıl eşitlenir? Ben bunu 15 ile çarparsam eşitlenir. Genişletilmiş halini yazıyorum. 15 kere 1. 15 bölü 75 artı 3 bölü 75'e döner. Sonra da altlar eşit, üstleri topla. 15, 3 daha 18. Yani 18 bölü 75 olarak yazabiliriz. Tamam, 2'ye gelelim. Bu sefer tam sayılı kesirler var. İstersen bu soruyu iki farklı şekilde çözelim. 1. Bileşiği çevirmeden çözebilirsin. Burada 4 tam var. Burada eksi 2 tam var. 4'ten 2 çıktı. 2 tam. Sonra 8 bölü 10'dan 3 bölü 5'i çıkarırsın. 8 bölü 10 eksi 3 bölü 5. Bunun paydasını 2 ile genişletirsin. Fakat dediğim gibi ben bunu size tavsiye etmiyorum ama yapalım. 2 kere 3 6 yapar. Üstleri çıkar. 2 bölü 10 yapar. Bak işi iyice biraz öğrendiğinde böyle pratik hızlıca çözebilirsin. Ama dediğim gibi ben size bunu tavsiye etmiyorum. Eğer kendinizi yeterli görmüyorsanız detaylı detaylı adım adım gidin. İlk olarak bunları bileşeye çevirin. 4 kere 10, 48 ekle 48. 48 bölü 10. Sonra buradaki parantezi kaldır. Artı eksi açarsak ne olur? Eksiye döner. 2 kere 5, 10, 3 ekle 13. Bak, 13 bölü 5 oldu mu? Tamam. Bak çok sade bir çıkarma işlemine dönüştürdük. Bundan sonrası artık payda işlemek. Bundan dolayı bunu 2 ile genişletiyorum. Genişletelim. Birincisi değişmez. 48 bölü 10 eksi 2 kere 13 26 bölü 10 artık çıkarabilirim. 48'den 26 çıkar 22 bölü 10 yaptı. Bu bileşik de tama çevirirsem 22'de 10 2 kere var. Paydamız değişmez. Geriye 2 kere 10 20 geriye 2 kalır. Bak az önce de 2 tam 2 bölü 10 bulmuştuk. O pratik yöntemle burada da adım adım giderek yine 2 tam 2 bölü 10 bulduk. Evet alıştırmalara devam ediyoruz. Yine iki soru. Yine durdurup çözmenizi istiyorum. Kendinize ölçün bakalım. Az önce bahsettim olay bu. Bak burada bir tamdan iki tamı çıkaramayabilirsin. Negatif sayıları tam olarak algılamadıysan. Ondan dolayı uzun ama kesin olan bileşe çevirme yöntemi kullanacağız. 32 yere 1, 32. 11 ekle 43 bölü 32. Eksi. 2 kere 16, 32. 5 ekle 37 bölü 16. Tamam artık payda eşitleyebilirim. Ne yapacağım? Bu 32, bu 16, ondan dolayı bunu 2 ile genişletiyorum. Yeni hallerini yazarsak Birincinin zaten paydası doğruydu. 43 bölü 32 eksi. 2 ile 37'yi çarpacağım. 74 bölü 32. Payda eşit üstleri çıkaracağım. 43'ten 74 çıkaracağız. Şöyle yapabilirsin. Bak bu da pratik olarak aklında kalsın. 74'ten 43'ü çıkarırsın. Ters çevirsin yani eksi yazarsın. 1, Burası da 7'den 4 çıkar 3. 31 çıktı. Yani neymiş? Eksi 31'miş. Cevabımız negatif eksi 31 bölü 32 olarak çıkıyor. Tamam. Olay böyle. Gelelim ikinci sorumuza. Bak bu sefer hem toplama hem çıkarma var. Toplama ve çıkarmalarda sıralama yoktu biliyorsunuz. İşlem önceliğinde ne vardı? Önce üslü sayılar ve parantezler. Sonra çarpma bölme, En son toplama çıkarmaydı. Toplama çıkarmayı da en önden başlayarak yapıyorduk. Burada parantez olduğu için istersen önce parantez içini yapabilirsin. Daha sonra çıkarabilirsin. Öyle yapalım. Kafamız karışmasın. 12 ve 15'i nerede eşitleriz? Eğer böyle büyük sayılarda takılıyorsan biz bunu ortak katlarına bakarak yapıyoruz. Büyük olan sayıyı alın tamam mı? Mesela 12 15 yapabiliyor muyum? Hayır. O zaman 15'in iki katı olan 30'u deneyin. 12 30 yapabiliyorum. Hayır. Bir sonraki katı 45 yapabilir miyim? 5 olduğu için zaten olmaz. 60 yapabilir miyim? Evet. 5 ile çarparsam 60 yapar. Bu arada bunları da aklınızda tutabilirsiniz. Mesela 12 gibi 15 gibi sayılar kaçta işleniyormuş? 60'ta. Zaten 60 yan tarafta. Bunu 4 ile bunu da 5 ile çarptığımda 60 yapıyor. Yeni hallerini yazalım. Ziyah alalım. 5 kere 7 35 bölü 5 kere 12 60 artı 4 kere 1 4 4 kere 15 60 artık toplayabilirim. 35 4 daha 39. Ne diyordu bana? Bunu 1 bölü 60'tan çıkar. İkinci işlem. 39 bölü 60 eksi 1 bölü 60 yapıyoruz. Çıkarırsak zaten altları eşit vermiş. 39'dan 1 çıktı. 38 bölü 60 diyoruz. Anlaşıldı. Mevzu bu şekilde. Bu da üçüncü seviye sevgili gençler. Yine durdurup çözmenizi istiyorum. Bol bol alıştırma var bu kitapta. Aslında kitap üzerindeki tüm alıştırmaları çözerseniz faydalı olur. Kendi kitaplarınızda da varsa böyle alıştırmalar bol bol alıştırma çözün. Şimdi yeni iki adet soru sorular gitgide zorlaşıyor. Buyurun çözün bakalım. Sayıların büyümesi sizi korkutmasın. Hemen birleş açıyorum 20 kere 6, 129 ekle 129 bölü 20 eksi. 25 kere 1, 25 4 ekle 29 bölü 25. Bak burada parantez var eksi eksi açarsam ne olur? Artıya döner. 50 kere 3. 150 27 ile 177 bölü 50. Bu tamam. Artık çıkarma işlemine dönüştü. Çıkarma toplamaya dönüştü. Payda eşitleyeceğiz. 25, 20 ve 50'yi nerede eşitleriz? Tabii ki 50'nin iki katı olan yüzde eşitleyebiliriz. 4 ile bu da 5 le. Sayıların büyük olması sizi korkutmuş olabilir. Evet sayılar büyüdükçe hata payı da artıyor. Çarpalım. 5 ile 129'u çarpacağız. 500 oradan gelir. 500 oradan gelir. Çarparsak 645 burası yapar. Bölü 100. Eksi. 4 ile 29 çarparsak 80 oradan 36 oradan 116 olur. 116 bölü 100. Artı 2 kere 177. 170 olsaydı 340 olurdu. Demek ki 354. Bölü 100 yaptı. Yapamazsan şöyle tutup burada çarpabilirsin. Hiç önemli değil tamam mı? kenarda da yapabilirsin. Artık paydalar eşit üstleri çıkarabiliriz. 345'ten 116'yı çıkaracağım. 645'ten pardon 116'yı çıkaracağım. Sonra da 354'e ekleyeceğim. Bu uzun yöntem birazdan de göstereceğim. 5'ten 6 çıkmaz elden aldık 9. Burası 3'tü 2 kaldı burası da 5. 529. 529'a da 354 ekleyeceğiz. 9, 4 daha 13 elde 1. 2, 5 daha 7, 1 ekle 8. Burası da 8. Ne oldu bakın 883 bölü 100. Bu da tam sayılı yazalım isterseniz. Çünkü şıklarda böyle sonuç çıkmaz sevgili gençler. 883'te 108 kere var. 8 tam 83 bölü 100 olarak bulabiliriz. Tamam olay bir şekilde. Diğer yöntem ne? Bu sayıları böyle büyük büyük yazmadan nasıl yapabilirsin? Burada 6 tam var. Burada eksi 1 tam var. Burası neye dönüştü mü? Artıya. Artı 3 Artı tam. Alttan 1 çıktı 5. Burada da ne var? artı 3'tü 8 tam. Bak 8 tam buradan geldi mi? Tamam tamlar gitti. Bu sefer sadece şu aradakilerle işlem yapacaksın. Burada yaptığım gibi payda yine aynı 83 bölü 100'e ulaşacaksın. O da 8 tam 83 bölü 100 olacak. Bu da aynı sonucu verecektir. Fakat tek seferde çözmek istiyorsan dediğim gibi bu şekilde çözebiliriz. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz daha kolay bir soru. Payda Yine bileşe çevirerek yapalım. 7 kere 1, 7, 3 ekle 10. 10 bölü 7 eksi 21 kere 2 42 2 ekle 44 bölü 21. Nerede eşitlenecek paydalar? Tabii ki 21'de. Ondan dolayı bunu 3 ile çarpıyorum. Çarpılmış hallerini yazalım. 3 kere 10 30 bölü 21 eksi 44 bölü 21. Çıkarırsak 30'dan 44 çıkarın. Eksi 14 bölü 21 cevabı oluşuyoruz. Bu arada şunu da ileteyim. Siz böyle bir sonuç buldunuz. Eğer sonucunuz sadeleşiyor da sadeleştirmek zorundasınız. Tamam mı? Bak her ikisi de 7'nin katı olduğu için 7'ye böl 2, 7'ye böl 3. Cevap eksi 2 bölü 3 olacak. Tamam. Bu şekilde sevgili gençler. Rasyonel sayılarla ilgili kolaydan zora bütün örneklerden çözdük. Şimdi toplama çıkarmanın özellikleri var. 1-2 tane hemen onu hızlıca vereceğim. Sonra dersimizi bitireceğiz. Evet, özellikleri aslında tam sayılardan, doğal sayılardan hatırlarsınız. Birinci özelliğimiz değişme özelliği sevgili arkadaşlar. Burada eğer iki rasyonel sayıyı birbiriyle topluyorsan, istersen öne bunu yaz. Mesela bu A olsun, bu B olsun. İstersen A artı B yap, istersen B artı A yap. Sonuç değişmez, tamam mı? Birinci olayımız bu. İkinci olay birleşme özelliği. Bunda da üç tane... Rasyonel sayı oluyor. Diyor ki mesela 3 tane rasyonel sayı toplayacaksan, istersen önce ikisini topla, üçüncüyü ekle. İstersen ikinciyle üçüncüyü topla, birinciyi ekle. Yani sonuçta üçünü toplayacağın için önce hangi ikisini topladığının bir önemi yok. Bunları birleştirebilirsin. Tamam? Buna birleşme özelliği diyor. Her iki tarafın sonucu eşit çıkar diyor. Değişme ve birleşmeyi söyledik. Şimdi ikinci diğer özelliklerimiz ise yine bunlar da çok kolay özellikler. Biri etkisiz eleman özelliği. Bunu zaten bilirsiniz. Bütün işlemlerde toplamalarda etkisiz eleman sıfırdır. Mesela burada eksi 2 tam 1 bölü 7'yi sıfırla toplarsam cevap ne çıkacak? Eksi 2 tam 1 bölü 7 çıkacak. Peki hocam bu kadar basit bir bilgiyi neden verdiniz diyebilirsiniz. Şundan dolayı diyor ki mesela a artı sıfır eşittir. Eksi 2 bölü 3 ise a nedir? Hemen ne diyeceksin? Sıfır etkisizdir. Demek ki a eksi 2 bölü 3'müş diyeceksin. Tamam. Mı? Bu. Bir de size son özelliğimiz ters eleman özelliği. Bu da önemli. Neden? Size sorularda sorabiliyorlar. Ters. Mesela bir rasyonel sayının tersiyle kendisini toplarsan gibi ifadeler kullanıyor. Burada toplamaya göre tersin ne demek olduğunu bilmen gerekiyor. Toplamaya göre tersi. Mesela 2 bölü 3'ün tersi. Neye göre? Toplamaya göre. Unutmayın. Toplamaya göre toplamaya diyelim. Tersi negatifizdir. Tamam mı? Olay bu kadar. Biz bir sonraki ders çarpmaya göre tersi işleyeceğiz. Onunla karıştırmaması adına özellikle belirtiyorum. Toplamaya göre tersi neymiş? İşaretin ters döndüsü. Mesela eksi 2 tam 1 bölü 3'ün toplamaya göre tersi nedir? Artı 2 tam 1 bölü 3'tür. Basit bilgiler bunlar. Bu da bu şekilde. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Şimdi ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabı yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Önce toplama, sonra çıkarma yapmanız gerekiyor. Bu arada buradaki ondalık sayının rasyonel karşılığını söyleyeyim. Belki yapamayanlar olabilir. Bu 25 bölü 10 demektir. Cevabı bulup yoruma yazıyorsunuz. Takıldığınız bir konu olur, ya da konu isteğiniz olsa onları da yazabilirsiniz. Ödevimize vereyim sevgili gençler. Beni spoiler yayınlarından takip eden arkadaşlar 69, 70 ve 71'deki bütün alıştırmaları çözüyorlar. Kendi kitaplarından takip eden arkadaşlar en az 2 test çözüyorlar. Anlaştık. Herkes ödevini yapsın. Haftaya salı yine burada olacağım sevgili gençler. Yeni videoları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için de beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.